Merhaba, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün çok iyiyim. Neden biliyor musunuz? Size uzun bir video hazırladım. Yalnız nevazil olmuşum eskilerin deyimiyle. İnternetten bakın nevazil ne demek. Onun için boğazım çok gıcıklanıyor. Arada bir su içeceğim. Şimdi önce kimler beni arıyor, neler soruyorlar? Bugün sorduklarınıza cevap vereceğim, söz vermiştim. Avustralya, Avusturya, Almanya, Azerbaycan, Kıbrıs, Trabzon, Kanada, Hollanda, Bulgaristan, İngiltere, İsveç. Benim tespit ettiğim bunlar ama Türkiye'nin her yerinden yine bana yazan var ve takip edenler var. Onlar kazançlı çıkıyor çünkü bir tarihi izliyorlar. Yani sadece Kemal'i ve beni değil tabii. Ama derin izler bırakmış bir insanı da tanıyorsunuz böylece. Şimdi filmlerden bahsetmek çok zor. Neden biliyor musunuz? Perde arkasını seyret. Hani olur ya bir şey konuşuyorlar, gülüyorlar, onu çekiyorlar. Kamera arkası. Heh. Onu bilmiyorum ben. Çünkü ben sete hiç gitmedim. Ali'nin setine de hiç gitmedim. Benim birçok tiyatrocu arkadaşım var. Onların da kulislerine girmem. Yani prensip olarak böyle Kemal bana gelme demedi, gel demedi hiçbir şey. Ama o film seti hakikaten çok özel bir yer. Onu tahmin ediyorum. Yani oraya gidip nasılsın, ne yapıyorsun demek yerine bir çiçek gönderilebilir, bir tatlı gönderilebilir ilk başladığı gün. O kadar yani, ya da yaptığım bir börek falan, onları yapıyordum. Ama asla gidip de oraya oturup ne haber, nasılsın, iyi misin, tam set kuruluyor, ışıklar ayarlanıyor. Ben gitsem hadi bir çay içer misin, kahve mi içersin, öbürü diyecek hoş geldin, öbürü diyecek ayıp olmasın diye nasılsın, iyi misin, çocuklar nasıl, saçma sapan bir durumda olacağım. O yüzden asla Kemal'in çalıştığı yere, çıktığı lokale, hiç o tip bir yere gitmedim. Onun için ben kamera nedir, film nasıl çekilir bilmiyorum. Kemal de eve gelip anlatmazdı. İşte şöyle oldu, böyle oldu, bugün bu oldu. Ne bileyim, evde sette bir problem olabilir. Ne bileyim, ışık kesilir, bir şey olur. Asla bunları anlatmazdı. Orası onun özeliydi. Evi de özeliydi. Evini de anlatmazdı dışarıda. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Sakın sakın siz olun. Evli olun veya flört ediyorsanız, hani sevgiliniz varsa, ne işinizi ona anlatın, ne işinizde eşinizi anlatın. Sakın. Bunlar çok önemli şeyler. Hakikaten birlikteliğin temel ögesi bu. Benim için öyle. Yani setten haber vermesini de ben istemezdim. Ne yaptın bugünler? Çalıştık. O kadar. Aa, çok iyi yapmışsınız. Başka şeylere geçeriz. Çünkü konuşacak bir sürü şey var. Onun için böyle. Şimdi ben bunları işaretleyeceğim. Hangisine cevap verdim? Çünkü hepsini tek tek baktım. İşaretledim. Sonra diyorlar ki Kemal Sunal ne yemek? Biri dedi kuru fasulye, öbürü dedi bir şey tabii. Herkes filmde en çok kuru fasulye yiyordu. O yüzden belki öyle düşünüldü. Kemal yemek ayırmaz. Evde pişmiş olması şartıyla bütün yemekleri yerdi. Hep mesela Kemal çok huysuz diyorlar. Çünkü dışarıda seçiciydi çok. Halbuki hiç huysuz değildi. Yani önüne ne koyarsan yer. Ispanak yer, makarna yer. Hepimiz gibi. Her şeyde sebze tencere yemeğini çok severdi. Bizim de zaten biliyorsunuz Türk mutfağının özelliklerinden o sebze yemekleri. Böyle. Ondan sonra esas sevdiğim Malatya tarhanası. Onu mutlaka kayınvalidemin akrabaları Malatya'dan getirtir. Haftada bir mutlaka yaparız. Bir kere yapınca da zaten 2-3 kere ısınıyor. O da onu bayılır yerdi. Ali de şimdi çok seviyor. Ezo'da Allah'tan ben de buluyorum ya da Malatya'dan getirtiyorum. Orada da dostlarım var. Onun için ondan mahrum kalmıyoruz. Hepimiz çok seviyoruz Malatya tarhanasını. İçli köfte falan. Onlar artık malum, herkes çok seviyor. Şimdi film müziklerini soruyorlar. Film müziklerinin CD'si bilmiyorum, öyle bir şey yok. Film müzikleri de zaten bizde değil. Yani hakları film şirketlerinde, yapımcılarda. Bir de Kemal o filmlerde söylediği türküleri kendini çok sıcak bakmıyordu. Beğenmiyordu sesini de. Biraz ders aldı falan ama istediği gibi olmadığını biliyorum. Onun için de onları ayrıca bir şeyde toplayıp piyasaya sürmek doğru değil. Onun beğenmediği bir şeyi ortaya çıkarmayı ben kendi adıma istemem. Zaten de öyle bir hakkım da yok. Yani yapımcılarda olduğu için. Böyle oyuncularla sohbet yap diyorsunuz. Şimdi bu program Kemal Sunal'ın arşiviyle ilgili bir program. Şimdi konuk aldığım zaman iş başka yerlere gidiyor. Bir ara bir başka bir mevzuda mesela seminer yapıldı. İşte Kemal Sunal'ı anlatacağız, bilmem ne yapacağız diye.
toplandık 4-5 kişi. Kemal'i iyi tanıyan arkadaşları da vardı. Kemal hakkında biraz konuştuktan sonra iş kendisini anlatmaya dönüyor. Bu ister istemez öyle oluyor. İşte ben de bunu yapardım, ben de şunu yapardım. O bilinçli değil yani. Kemal'i hani anlatmamak için de değil. İş ona dönüyor. Ben de burada onu istemiyorum. Yani Ali ve Ezo'yu da düşünmüyorum. Çünkü o döneme ait onların anlatacakları bir şey yok. Ezo'nun ayrıca La 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 YouTube kanalı var. Ali'nin Instagram'ı var. Takip etmek isteyen onlardan takip eder. Onun için bu programda konuk olmayacak. Ben varım. Beni takip edin. Şimdi bir de soruyorsunuz. Hiç kavga ettiniz mi? Edemedik. Ben ettim de o etmedi. Ben daha çok çocuklarla işte bir şey oldu. Sen izin verdin, sen yapmadın filan diye başlarım söylenmeye. Şöyle seyreder. Kavga edemiyorsunuz. Edemezdik yani. Böyle bakar bakar. Onu daha evvel de anlatmıştım. Dur. Hadi bir kahve yap da içelim der. Onun üzerine ben daha ne diyeyim? En sinirli bile olsam tamam diyordum. Gidiyordum kahve yapıyordum. İkimiz içiyorduk. Onun için kavga edemedik. Belki de isterdim ben güzel şöyle bir kavga etmek. Tabii kavga derken ölçülü, sınırlı, biraz sonra yüz yüze bakacağınızı düşünerek. Kavga dediğiniz şey münakaşa olmalı. Sözle. Yani işte bunu neden böyle yaptın? O da anlatsın böyle. Ben bundan hoşlanmadım. Hoşuma gitmedi dersen. O da belki sebebini söyler. Ya özür diler. Aa farkında değilim der. Veya aa haklısın. Ben bunu böyle yaptım ama demek ki sen hoşlanmadın gibi. Kavga böyle olmalı karı kocalıkta özellikle. Asla asla ne büyüklerin yanında ne çocuklarınızın yanında sakın münakaşa etmeyin. Onlar farklı bir gözle bakıyorlar. Ben bir kere Şişli'de o bodrum katındaki evde otururken Kemal geç mi geldi bir şey oldu annem aradı bir akşam. Açtım ağlıyorum ben korkuyorum da o bodrum kat ya orası. Ne yapıyorsun işte ağlıyorum Kemal geç kaldı bilmem ne oldu filan. Ondan sonra bir daha dedim bak darıldım ona. İşte konuşmayacağım gelirse filan böyle anneme anlattım. Ondan sonra ertesi sabah Kemal geldi yedik içtik bitti o iş. Ertesi gün annem geldi. Ama nasıl biliyor musunuz? Şişli'ye gelmiş Ankara'dan. Gece otobüse binmiş benim ağladığımı görünce. Sabahın 7'sinde zil çalıyor kapı. Açtım annem. Efendim dedim. Aa ne yani? Ondan sonra nerede o dedi. Kim dedim. Ay o dedi Kemal seni üzdü dün ağladın çok. Ay anne ne biçim konuşuyorsun sen öyle dedim. Hiçbir şey yapmıyor çocuk uyuyor dedim. Tabii dedi sen dün akşam bana anlattın. Ondan sonra dedi unuttun ama ben sabaha kadar otobüse bindim geldim. İşte sen ağlıyorsun diye Kemal'le hesaplaşmaya. Anne sakın öyle bir şey yapma. Tamam öyleyse sen de bana bir kere daha evde olumsuz bir şey yaşandın anlatmayacaksın dedi. Kapıyı çarptı gitti geri döndü Ankara'ya. Ondan sonra ben bu tip yani bir şey olmadı çok ama olsa bile ne arkadaşıma ne aileme asla evdeki olan hiçbir şey anlatmadım. Çünkü hakikaten o galeyana geliyor. Ondan sonra sen unutuyorsun ama o unutmuyor ve iz bırakıyor. O yüzden bence evin içinde olan evin içinde kalsın. Annem bana iyi bir ders verdi. Vallahi o haliyle kalk sen Ankara'dan İstanbul'a gel. Böyle kıskanır mıydınız diyorsunuz şurada. Hayır kıskanmazdım. Çünkü öyle bir şey Kemal bana hiç ihsas ettirmedi. Çünkü mesela çok güzel kadınlarla çalıştı. Ahu Tuğba Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Müjde Ar, başka Meral Zeren, ondan sonra Pembe Mutlu, başka kimlerle çalıştı Kemal? Çalıştı. Fatma Girik en güzeli bence. Ondan sonra ama Müjde de güzel. Hepsi güzel. Emel Sayın. Ondan sonra bunlarla çalıştı. Şimdi ben gitsem sete ne yapıyorlar diye bir kere kendime yediremem bunu. Ne yapıyorsa yapıyor. Senin yanında yapacak hali yok. Mesela biz bir davete giderdik. Perihan Savaş unutmayalım. Ondan sonra bir davete giderdik. Başka aktörler de var tabii. İşte uzun süre bir ay bir kere baş başa kalıyorlar filmde. Aktrisle aktör. Ondan sonra orada hiç mi konuşmuyorlar, hiç mi şakalaşmıyorlar? Gideriz mesela. İşte başkaları merhaba efendim diye selam verir karısının yanında geçer. Kemal bakar makas alır kızlarda. Ne haber şekerim der. Ne haber işte Perihan'cım der uyduruyorum. Bizim yanımıza gelirler hep o artist, aktrisler. Gül Hanım nasıl? Ay iyiyim şekerim sen nasılsın filan. Hep bizim yanımızda toplanırlardı onlar bir kokteyle gidersek. Yani ya da bir film galasına. Çünkü ben onlarla ahbap olurdum. Oya Aydoğan. Ay nasıl unuturum Oya'mı? Oya'yı çok severim. Hepsini çok severim. Yani o arada mesela eğer Kemal
film yeni bitmiş. Diyelim ki yine Perihan Savaş'ı örnek verelim. Perihan'ı gördüm, merhaba efendim dese ben çok sinirlenirdim. Yani bir ay boyunca sen bu insanla hep merhaba efendim, nasılsınız efendim diye mi konuştun? Belli ki şakalaştınız, gülüştünüz, beraber yemek yediniz. Neyse yani bu kadar ciddi olamazsınız diye düşünürüm. O zaman bunun arkasında bir art niyet ararım ya da beni aptal yerine koyduğunu düşünürüm. Ben hala inanın hepsiyle dostum. Geçen gün yine konuştuk Perihan'cımla. Hepsiyle görüşüyorum, hepsini çok seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Sevmek zorundalar. Ben çok tatlıyım çünkü. Onun için kıskançlık yapmadım. Hiçbir cebini karıştırmam. Hani anlattım ya, Kemal bana mektup yazıyordu da babam zarfı açmadığı için artist olacağım zannediyordu. Arzu film antetli zarflarda. O bana bir derstir o. Kemal'in hiçbir zaman cebini, son zamanda telefonu vardı. Telefonunu, dolabını, çekmecelerini asla karıştırmazdım. Bir kere onu ben kendime yakıştıramam. Kendime olan saygım biter. Neyi karıştırıyorum? Onun özelini. Eğer bir şey bulacağından eminsen, şüpheleniyorsan, o zaman kusura bakma ben mutlu değilim. Çünkü hep huzursuzum. Senin şu 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 hareketlerinden dolayı bir şüphelerim var. Onun için yolumuz burada ayrılsın demek lazım. Hem beraber oturup hem her şeyini karıştırıp hem hiçbir şey olmamış gibi karşısında durmak ben kendi terbiyeme yakıştıramam. Hiçbir zaman öyle yapmadım. Ne çocuklarımın, ne Kemal'in, ne çantalarının, ne çekmecelerini asla karıştırmadım. Ve böyle bir şey de yaşanmadı. O da beni kıskanmazdı. Bir yere gideriz, otururuz. O birileriyle konuşur, ben birileriyle konuşurum. Mesela bir gece ben gelip desem ki ben yarın Miami'ye gideceğim. Gitmedim ya hiç. Ondan sonra güle güle, tabii haklısın. Güzel gez, eğlen, öyle der. Onun için de ben gitmezdim işte. Ben de ona derdim, git gez, yalnız geç geleceğine haber ver. En güzeli bu. Kimleydin, nasıldın yanında? Şimdi duyuyorum da, dur suyumu bir içeyim. Şimdi daha kötüye gitti iş. Neden? Mesela diyor ki adam, iş toplantısındayım. İş yemeğine çıktım. Karısı ya da sevgilisi arıyor. Görüntülü. Masadakileri göster. Sen onu yaparken kocanı veya sevgini kadar aşağılık bir duruma düşürdüğünü fark etmiyor musun? Ne kadar korkunç bir durum. Adam da gösteriyor. O adam, ben mesela öyle olsa adamı bırakırım yani. Sen bu kadar mı şahsiyetsizsin diye düşünürüm. Öyle değil mi? Kendi kendime kavga ediyorum. Dur. Kemal Bey yemek yapar mıydı diyorlar. Hayır, yemek yapmazdı. Salata yapıyordu ilk evlendiğimiz günler. Ondan da vazgeçti. Ama zaten öyle bir vakti yoktu Kemal'in. Çünkü ben hep sabahtan uyanınca yapardım. Ondan sonra oturur, öğle yemeğini de evde yerdi. Akşam yemeğini de, çalışmadığı zamanlar. Onun için sürekli ben mutfaktaydım diyebilirim. Bir de ben mutfağa giderken nereye gidiyorsun ya, gel otur derdi. Peki yemek yapacağım dedim. Boş ver, sonra yaparsın. Hiç yalnız kalmayı sevmiyordu. Bir soru da Ezo'nun gözleri. Ezo'nun gözleri mavi. Lens yok. Ezo mavi gözlü oldu. Çünkü ben mavi gözlü olmasını istedim. Dua ettim mavi gözlü, şeker, kurabiye seven, reçel seven bir kızım olsun dedim. Allah da verdi Ezo'yu. Çok güzel mavi ama böyle hafif gri mavi gözleri. Evet, Şendul Şaban'da Ezo muydu diye soruyorsunuz. Hayır, Ezo Şendul Şaban'da oynamadı. Başka hiçbir filmde oynamadı. Sadece Kemal'in Saygılar Bizden dizisinde bir bölümde işte mahkemeye gelen bir ailenin çocuğu rolünde oynadı. Hatta hatırlayanlar olacaktır. Babasının ayağına bir tekme atıyordu. Sonra da eve geldi, çok üzüldü. Babamın ayağı çok mu acımıştır, çok mu sert vurmuşumdur diye. Ondan sonra yok işte bu film icabı falan dedik. Kapandı o konu. Ezo oynamadı. Çocuk Ali de küçükken asla biz film için veya reklam için çok teklif gelmesine rağmen ikisinin de büyüdükten sonra bu işi yapmalarını daha iyi uygun olacağını düşündük. Çünkü çocuklar hakikaten bu işte çok yoruluyorlar ve bence psikolojileri de bozuluyor. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim fikrim. Bir yerde ben, tabii çok konuşmanın, düşünmeden konuşmanın hatası. Önce düşüneceksin, sonra konuşacaksın. O Kemal'in lafıydı da bende hiç yok o. Engin Akıncı diye bir ablamı tanıtıyorum. İlkinde diyorum ki Murat Karayalçın'ın eşi. Nasıl dedim onu ya? Hayır. Engin Akıncı Murat Karayalçın'ın ablası ama
eşi de Nazif Akıncı, müthiş bir adam, çok sevdiğimiz bir dostumuzdu. Bu arkadaki sarı arabayı soruyorsunuz. Bu sarı araba burada duruyordu. Burası Ezo'nun kütüphanesi. İçinde tabii Kemal'e ait çok da kitap var. Çünkü Ali ile Ezo'ya onları paylaştırdım. Biraz da bende var. Çok kitabı vardı Kemal'in. Onun için o sarı arabanın ne manaya geldiğini vallahi ben de bilmiyorum. Sarı araba o sadece. Bir şey yok yani hatırası bildiğim kadarıyla. Goofy duruyor. Goofy evde. Benim yatağımın üstünde duruyor ama artık horlamıyor. Çünkü yıkadık onu. Horlama yeri bozuldu. Goofy'yi merak eden varsa kitabımı okusun. Orada var. Yazıyor Goofy. Horlayan Goofy. Kemal'in Goofy'si. Goofy biliyorsunuz değil mi çizgi film? Mickey Mouse'da vardı değil mi? Evet Goofy'yi de söyledik. Goofy'den de haber verdik. Şimdi başka bir şey. Ali'ye hamile kaldığını söyleyince ne yaptı diyorsunuz? Ağladı. Yani ben şimdi babam mı oluyorum dedi böyle. Ondan sonra sarıldık tabii. Ben de ağladım, o da ağladı. Sonra lay 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 sevindik, o kadar. Başka da bir şey yaşamadık yani. Uzun süre kimseye söylemedik. Hani öyle büyükler söylerdi. Belki hani düşermişler, bir şey olur. Boşuna hani etrafı heyecanlandırmayın. Çünkü hemen ilk aylarda söylenmez diye. Zaten şimdi daha hemen söylüyorlar. Bir aylık bile olmadan öğrenir öğrenmez yayılıyor bu iş. Zaten ayıptı bizim zamanımız öyle kayınpedere kayınvalideye ben hamileyim demek filan. Demezdik yani. Sonra karnım büyüyünce görüyorlardı zaten o belli ki hamilesin. Ne bileyim iyi mi kötü mü bilmiyorum işte. Dizilerde diyorlar ki bu kadar dizi çevirdi, film çevirdi. Neden parasız kaldı? Çok mu savurdu? Hayır para hiç, biz savurganlık hiç yapmadık. Dizilerde evet para için oynadı çünkü. Kemal'in 82 filmi var. Yani nasıl hesaplayayım size? 1973'ten 90 yılına kadar 82 film var. Aldığı para belli. En yüksek parayı alıyordu o zaman. Yani raice göre en yüksek parayı alıyordu. Şimdiki gibi değil. O zaman diyelim ki biri 100 lira alıyorsa Kemal 150 lira alıyordu. Anlatabiliyor muyum? O zaman da ne oluyor? O kadar sene evimiz var. Evimizin borcu var. İşte bir iki çocuk var. Bunlarla biz yaşadık ancak. Para biriktirdik, bir ev daha aldık. Ondan sonra işte bir yazlık bir evimiz vardı. Ondan sonra da parasız kaldık filmler bitince, dizi başlayıncaya kadar. Diziyi de yine anlattım size ben. Diziyi de eğer hakikaten parası olsa oynamazdı. Çünkü memur gibi her sabah kalk 9'da git akşam gece yarına kadar çalış. Ertesi gün yine git yine çalış. Doğru dürüst senaryo yok. Karşısında Kemal'in hani paslaşabileceği bir oyuncu yok. Yönetmen bilmiyorum nasıldı kimdi. Ondan sonra o dizilerde Zeki Ökten'i ayrı tutuyorum. Ondan sonra olmadı yani. Herkes diyor ki bu diziler niye yaptı? Yaptı çünkü aç mı kalalım yani? Kaldık 9 sene zaten. 9 sene aç kaldık biz. Hem de Kemal Starken. Ama dizi yapmak zorundaydı. Yine de çok şükür idare ettik. İşte o tutumlu olmanın faydaları. En azından evimizi satmadık. Yazlığımızı satmadık. Benim bir tane arabamı sattık. Kitabı okusanıza. Kemal hadi gel bir kahve içelim. Orada hepsi yazıyor. Detaylı. Kitap hangi kitapları sever diyoruz. Kitap ayırmazdı. Çocukların okul kitaplarını bile okurdu ne var ne yok diye. Çok kitap okurdu. Felsefe okurdu, politik kitapları okurdu. En çok mesela Aziz Nesin, Muzaffer İzgü, işte Uğur Mumcu. Ondan sonra başka kimlerin kitaplarını okurdu? Daha çok okudukları. Yani Ömer Seyfettin'den tutun, Tolstoy, işte Çehov, aklınıza ne geliyorsa. Bütün kitapları okurdu. Çünkü hepsinden ayrı bir dünya keşfediyordu. Ben de okurum. Halen okuyamıyorum çünkü işte katarak yapmadan evvel. Bir de katarak var. İki gözüm de vardı. Söktük onları, yerine mercek takıldı. Şimdi iyiyim, görüyorum. Ondan beri de okuyamıyorum yani. Çünkü aynı satırı 50 kere okuyorum. Kafam almıyor filan. İyi ki zamanında okumuşuz. Yani kitap daha küçük yaşlarda okunur. Ortaokul yaşlarında, orta öğrenim çağı diyorlar şimdi. Ortaokul ve lise bitinceye kadar bütün klasikleri okumuş olmak lazım. Türk ve dünya edebiyatından. İnanın. Hem ufkunuz genişler, güzel konuşabilirsiniz, derdinizi anlatabilirsiniz. Ben televizyonda bakıyorum bazen adam bir trafik kazasını bile anlatamıyor. Mesela araba geliyordu, biz de oradan şey yapmıyor. Yani oradan da geliyordu, yok esnasında araba gelmiyordu. Biz buradan geliyorduk. Ne anlatıyor belli değil.
Bir tek araba geliyordu, kadın da oradan geçiyordu, ona çarptı diyecek. Bunu diyemiyor. Diyememe sebebi kitap okumamasıdır. Hangi filmi severdi, hangi filmi severdi? Artık bana bu soruyu sormayın. Benim de öyle seçtiğim bir film yok. Kemal'in asla yoktu. Belki içinden düşünüyordur. Beğenmediği de vardır mutlaka. Kemal çok gözlem yapan bir insandı. Seyirciye bakar, filmde gider, bakar. Sinemada ne oluyor, ne bitiyor, neye gülüyorlar. Bunların farkındaydı. Ama hiçbir zaman şu filmi severim, bu filmi sevmem diye bir konuşmasını ben duymadım. Bana geçen gün biri diyor ki ne olur hiçbiri hepsini demeyin. Nasıl demeyeyim yani, ben seçmem Kemal'in şu filmi çok güzeldi diyemem. Yalnız içime çok dokunan film Düttürü Dünya'dır, onu söyleyeyim. Sonunda hep ağlarım. Dım. Şimdi seyredemiyorum maalesef. Örnek aldığı biri var mıydı diyorsunuz? Hayır, yoktu. Zaten tabii ki örnek aldığı derken mesela Ulvi Uraz'ı çok çok severdi. Belki de idolüydü. Ama birini örnek alırsanız ya da taklit ederseniz bir kere yaparsınız. Eğer kendi özgün bir şeyiniz yoksa, ama mesela yaşantısını örnek aldığı belki biri vardı, bilmiyorum. Bence Kemal örnek alınmalı. Yani Kemal örnek alacak, bilmiyorum ben öyle bir şey. Ben örnek alıyorum ama birazını yapıyorum, birazını yapamıyorum tabii. O da bir yapı. Özel günleri kutlamayı sever miydi? Evet, severdi. Doğum günlerimizi, evlilik yıl dönümümüzü, yılbaşını. Yılbaşı kutlaması yeni bir yılın geldiği için biz kutlarız. Bu yanlış anlaşılıyor bazen. Abuk subuk şeyler çıkıyor. Ama yeni yılı kutlamak çok güzel. Yeni yıl, yeni ümitler demek. Yeni bir seneye başlıyoruz. Onun için kutlardık. Severdik yani. Şimdi bir de şey var. Birisi de yazmış. Bir tane bıyık taktım ya ben Kemal'in tiyatrosundan. Tiyatroda taktığı bıyıklardan birini taktım. Hakikaten de yakışmadı. Bunu söylediğim vakit bana diyor ki Gül Hanım bıyık bile yakıştı size. Hayır, yakışmadı. Ama bununla ilgili bir şey anlatayım mı size? Çok komik. Şimdi biz Ezo ile bir gün perdeciye gittik. Ondan sonra perde bakıyoruz. Ay o kadar fena, böyle canım sigara ve kahve istedi ki çatlayacağım. Yarım saati de geçti. O muydu, bu muydu, kırmızı mıydı, mavi miydi bakıyoruz. En sonunda Ezo'ya dedim ki Ezo ben artık gidiyorum. Neden dedi işte sahibi beyefendi. Ondan sonra vallahi dedim benim sigara ve kahve saatim geldi, ben gidiyorum. O zaman sigara içiyordum. Şimdi içmiyorum 7-8 aydır. Zor ama ne yapalım, dayanmaya çalışıyorum. Siz içmeyin sakın. Ondan sonra ben o probleminizi çözerim sizin dedi. Ne yapacaksınız? Şu arkada bir yer var dedi. Öyle güzel yapmışlar, mutfak gibi. Orada ben size dedi sigara ve kahve içirtirim dedi. Aa çok iyi olur dedim. Neyse kahve yapıldı. Ben o aralığa girdim. Güzel de bir yer, böyle şey değil. Yani böyle sevmem öyle sokuntu mokuntu yerleri. Ondan sonra gittim orada kahvemi verdi. Sigaramı da içtim, çıktım. Ah çok iyi oldu. Tamam Ezo dedi ki anne rahatladın mı, hadi devam edelim. Hadi yine bakıyoruz. Açıyoruz onu, bilmem ne yapıyoruz filan. O arada şöyle elim takıldı. Ay bıyıklarım çıkmış dedim. Ondan sonra adama da döndüm. Nasıl dedim onu sesli bilmiyorum. Adam dedi ki yani sigarayla kahveyi çözdüm ama buna bir çözüm bulamam dedi. Öldük gülmekten. Ay yok onu size söylemedim filan. Karıştırdım lafı ama büyük gaflarım vardır. Böyle. Nereden söylüyorum, kime ne? Yani... Sesli niye konuşuyorum? İşte yapıyorum bazen. Evet, bir tane daha gafım var. Onu da bana bir anlatsana diyorlar. Kitapta okumuş. Ayhan Işık'ın cenazesi. Ayhan Işık'ı biliyorsunuz çok ünlü bir aktör. Çok iyi bir aktör. Müthiş bir insan. Eşiyle Gülşen Işık'la hala görüşüyorum. Çok da severim. Bayılırım. Çok da güzel bir kadındır. Neyse Ayhan Işık'ın öldüğünü duyduk biz. Ben de o zaman daha Ali yeni doğmuştu galiba. 77 senesi. O kadar üzüldüm ki, çok gençtim tabii, her ölüm yıkıcı geliyordu bana. Yani şimdi de tabii her ölene üzülüyorum. Kaybolmak çok zor. Merak ediyorsun, özlüyorsun, arıyorsun, ihtiyacın var belki. Ama o zaman daha içim yanıyordu yani. Daha çok acılar görmediğim için. Çok çok üzüldük. Kemal de çok üzüldü. Tabii başsağlığına evine gitmemiz lazım. Kalktık gittik. O da Kartal Tibet'in üst katında oturuyor. Ayhan Işık. Bebek de. Önce Kartal'a gittik. Onlar dedi ki Gündüz Hanım'la Kartal, gelin bir yemek yiyelim de öyle çıkarsınız. Yok yok, yemek yemek istemeyiz dedik. Ben süngür süngür ağlıyorum. Süngür süngür değil o ya, hüngür hüngür. Salya sümük diyecektim. İşte karıştı hepsi birbirine. Olsun, süngür süngür ağlıyordum. Kemal dedi ki bir gidelim de abi, işte bir baş sağlığı diyelim, sonra da eve gidelim. Biz dedi biraz şey, iyi değiliz. Tamam dedi Kartal da. Çıktık. Şimdi merdivenle
apartman içindeki merdivenle. Önden ben tabii acele gidiyorum. Arkamda Kemal, arkamda şey Kartal. Kartal da evden çıkarken o sırada alttan Kadir İnanır geldi merdivenle çıkarak. Bunlar görünce Kadir İnanır'ı, merhaba nasılsın, nasılsın işte konuşurken ben de çıkıp zile basmış bulundum. Kapı açıldı, buyurun dediler. Baktım şöyle bir Neriman Köksal orada, çok ünlü aktris. Sadri Alışık, Çolpan İlhan, çok üzgünler tabii. Başka bir insanlar daha vardı. Ben de köşede bir yerde bir boş sandalye buldum. Gittim oturdum. Beni kimse tanımıyor tabii. Oturdum öyle. Ondan sonra ağlıyorum. Onlar ağladıkça ben daha çok ağlıyorum. Neyse ağladım ağladım. Kapı çaldı. Bu sefer baktım. İşte Kemal, Kartal, Kadir İnanır hep beraber içeri girdiler. Üçü. Tabii ben böyle köşede tek başıma oturuyorum. Kalabalık yerde. Onlar da bir yerler. Üçü beraber bir yer buldu. Oturdu oraya. Fakat Sadri Alışık'la Neriman Köksal o kadar çok ağlıyorlardı ki ve tabii eşi Gülşen Işık. Onlar ağladıkça ben daha beter. Artık hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Biraz sonra Kemal kalktı uzaktan. Yanıma geldi. Böyle omzuma da vuruyor. Kes ağlamayı. Bu kadar ağlama. Seni sevgilisi zannedecekler. Bu sefer gülmem geldi bana. Çünkü haklıydı. Hakikaten. Şimdi beni kimse tanımıyor. Genç bir kadın. Hiç kimsenin tanımadığı bir kadın. Herkesten çok ağlıyor. O köşeye saklanmış. Zaten onlarla gelmediğim için. Keşke Kemal'lerle gelsem. Problem çözülecek. Ama tek başına bir de gencecik bir kadın ağlıyorsa herhalde sevgilisidir diye düşünen olabilir diye. Çok ona sonra da çok güldük. Benim halime. Ondan sonra Kemal geldi yanıma oturdu da. Bari onun eşi olduğum ortaya çıktı. Öyle düşünen varsa da artık vazgeçmiştir. Birisi demiş ki, sormuş şimdi. Ferdi Tayfur sinemayı Kemal Sunal kurtardı demiş. Erotik filmler vardı bir ara. Erotik dediğinizde bilmiyorum, ben hiç tabii seyretmedim ama yani hakikaten sinemaya aile gitmiyordu o dönem. Sadece Ferdi Tayfur değil, sağ olsun o da söylemiş ama biliyorum yani. Bütün herkes bunu söyledi. Çünkü aileleri sinemaya çekti Kemal. Hiç kimse sinemaya gitmiyordu aile olarak. Herkes çünkü o erotik filmlerin peşinde. Hatta nasıl devamlı oynuyordu. Aradan bir yerden giriyormuşsun. Ondan sonra oynuyor, öbürü başlıyor filan. Öyle bir şeyler. Tabii daha çok farklı kesimlerden insanlar geliyor seyrediyor. Dolayısıyla aileler de sinemaya artık gitmemeye başlamışlardı. Kemal Sunal filmleriyle tekrar aileler sinemaya gitmeye başladı. Ona cevap verdik. Ay bir tane çok üzüldüğüm bir soru geldi. Rafet El romanı Kemal Sunal istememiş propaganda filminde diye. Öyle bir şey olamaz. Neden olamaz biliyor musunuz? Bir kere Kemal kimsenin ekmeğiyle oynamaz. İkincisi, Rafet El romanı istememe sebebi ne olabilir Kemal'in? Bir kere ondan genç, küçük, bir şarkıcı, müzisyen, bir çocuk. Niye Kemal Rafet El romanı istemesin ki? Bir mantık yok. Sonradan çok iyi dost olduk. Hatta Rafet El Roman'ın Su ve Şevval iki çocuğu da benim okulumdaydı. Gülsün Alan'ın okulunda. Rafet çok iyi bir veliydi ve Tuğba Altıntop. Müthiş insanlardı. Çocuklarını çok güzel yetiştiriyorlardı. Çok ilgili bir aileydi. Onun için Rafet'i istemiyoruz diye bir şey yok. Rafet'i çok severiz. Balmumu heykeli diyorsunuz. Balmumu heykeli yapılmış. Herhalde şeydekini diyor, koşu yolundakini. Gidip bakmadım bile. O kadar çok Balmumu heykeli yapıldı ki. Kemal'e hiç benzemiyor. Ben bile yaptım. Neden ben yaptım biliyor musunuz? Bir Balmumu heykeli sergisi vardı. Bütün dünyayı dolaşacak dediler. Her şeye de kanıyordum ben biliyor musunuz? Tamam dedim. İşte yapalım mı yapalım. Kemal'in resmi. İşte en iyisi siz yaparsınız. Kadıköy'de bir atölyede. Kış, soğuk. Bayağı yaptım. Heykel yaptım bir de ben. Adam gösteriyor bana işte çamuru. Orasını, burasını, burnu şöyleydi, kaşı böyleydi, kaşının şuradası böyleydi, avurtları böyleydi, ağzı, dişi, mişi derken hakikaten 2 ay falan gittim geldim. Kemal konuşacaktı neredeyse. Çok ince ince çalıştım çünkü. Sonra o Rusya'ya gidecekti, St. Petersburg'a. St. Petersburg'daki Balmumu heykelcileri onu Balmumu'na dökecekler ve dünyayı gezecek. Öyle biliyorum ben. Belki de öyle oldu bilmiyorum. Sonra biz bir denk geldi o tarihler. Ali Ezoben, Haldun Dorman, Göksel Kortay, Fatih Aksoy, Sinem Kobal. Çok güzel bir Rusya seyahatine gittik. O arada St. Petersburg'a ilk indik ve bunlarla irtibat kurduk.
Gittik atölyeye. Ondan sonra yapmışlar, bitirmişler. Siz de görün dediler. Bir gittik biz. Hiç benim yaptığım, boşuna uğraşmışım. Bambaşka bir adam. Bu kim desen tanımıyorum. Kemal Sunal. İşte olmamış mı? Aa dediler, biz daha bunun güzelini yapacağız. Bilmem ne olacak filan. Olmadı sonuçta. Yani ben yaptığım halde olmadı. Ondan sonra ama şimdi Malatya'da bir heykel var. O çok güzel. O çok çok güzel. İnanın. O işte konuşacak gibi olmuş. Onu niye öyle yaptılar? Vallahi bilmiyorum. İlgilenmediler demek ki. Ya da öyle yapmaları icap ediyor. Sonra gördüm ben onu. Geldi burada Kadıköy'de bir yerde sergilediler. Yine aynı işte bir Çöpçüler Kralı kıyafeti giydirmişler. Öyle olmamış. Beğenmedim yani. Beğenmiyorum. Ben hiç Kemal'le ilgili bir şey beğenmiyorum. Yakıştırmıyorum. Böyle. Müjdat Gezen'le aynı film yapımına, aynı filmde neden oynamadılar? Şimdi öyle bir, yani bir aktör sorulursa belki partnerini seçebilir. Ama şunu oynayacağım, bununla oynayacağım diye bir şey yok. Filmin yönetmenidir esas. Prodüktör bile yönetmenin arkasından gelir. Çünkü filmin patronu yönetmendir. O filmi kurar, düşünür, kafasında nasıl hayal ediyorsa öyle çeker. Onun için Kemal ben Müjdat'la oynayacağım da Müjdat da demez. Dememiştir yani. Denk gelmemiş. Bir şey yok, sebebi yok. Sorular nereden aklınıza geliyor? Heh. Gazino programı nasıldı diyorlar. Hakikaten ne tuhaf değil mi benim anlattığım uzay programı gibi bir şey. Yani saat kaçta başlayıp bunlar diyor 10 dakika mı şarkı söylüyorlardı. Hakikaten kalabalık kadrolu. Hele İzmir fuarında. Oo, Zeki Müren, Emel Asayin, Gönül Yazar, Gönül Akkor. Aklınıza kim geliyorsa. Herkes orada türkücü seçerler. Ondan evvelki pop yıldızını seçerler. İşte Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Nükhet Duru filan gibi. Ondan sonra öyle şey ilk başta gazino programını şöyle söyleyeyim. 8.30'da Fasıl'la başlar. Fasıl dediğin bayağı işte güzel şarkılar, eski şarkılar. En sonunda da Yer Saçları Lüle Lüle'yle biter. Ama saz ekibi, arkasında da bir koro. Onlar çok güzel söyledi. Benim en sevdiğim de o Fasıl'dır. Ondan sonra bir uvertür şarkıcı çıkar. Genelde Türkçe pop söyler bu şarkıcı. Çeşitli yorumcuların şarkılarından bir demet sunar. O gider. Onu da daha çok böyle güzel kızlardan seçerlerdi. Genç ve güzel kızlardan. O da biter. Ondan sonra bir tane Türk sanat müziği çıkar. Ondan sonra Türk sanat müziği söyler. İşte 5-6 şarkı belki. Ondan sonra ama o söyleyen az solistin söyleyeceği şarkıları asla söylemez. Önce az solist şarkılarını seçer. Ondan sonra o ilk çıkan solist arkadaş kendi şarkılarını seçebilir. Ondan sonra bir şey dansöz çıkar. Mutlaka. Onunla Seher Şeniz var. Nesrin Topkapı. Ay bunları tanıyın. Muhteşemdi bunlar. Dansöz. Böyle ağzın açık kalır seyrederken. Ondan sonra komedyenler çıkar. Bunlar ne olur? Ateş Böcekleri, Uğur Böcekleri, Müjdat Gezen. İşte başka birçok Orhan Boran vardı. Orhan Boran çıkar, hikayeler anlatırdı ve asla da bu kadar muhteşem bir Türkçe, bu kadar güzel bir ses tonu anlattığı hikayeler son derece kaliteli. Böyle abuk subuk espriler yapmayan çok kaliteli bir komedyen mi diyeyim, ne diyeyim yani. Böyle insanüstü bir şeydi Orhan Bora. Çok saygıyla anıyorum onu da. Ondan sonra Sihirbaz vardı Zati Sungur. O çıkardı mesela. Ondan sonra o da biraz bir şey yaptıktan sonra türkücü çıkar. İşte bu türkücü ne bileyim İbrahim Tatlıses olur, İzzet Altınmeşe olur, Hülya Suer olur. Aklıma kim geliyor şimdi gelemiyor hepsi. Onlardan bir bayağı ciddi bir türkü programı yapardı. Ondan sonra araya ya bir komedyen, yani şimdi söylediğim komedyenlerin ya türkücüyle az solist arasında komedyen olur ya da türkücüyle az solist arasında dansöz olurdu. Ondan sonra da saat gece 12 falan gibi de şey çıkar, az solist çıkar. Belki 11.30 falan hatırlamıyorum şimdi. O çıkar, muhteşem. En az 30-40 şarkı söyler ve yıkar geçer ortalığı. Ve biz hepimiz böyle seyrederdik. Hiç kıpırdamadan. Nasıl bir saygı var? Ne vardı bilmiyorum. Ve o sanatçılara çiçekler gelir. Çiçekleri geçen gün de anlattım ya. Böyle liste. Böyle okurlar işte şundan bir çiçek, bundan çok teşekkür. O çiçeklerin hepsi sahneye taşınır. Bu garip bir şey vardı şov. O
öyleydi. Gazino programları. Arkadaşı var mıydı diye soruyorsunuz. Arkadaşsız olur mu? Sinemadan pek görüşemezdik. Çünkü hepsi farklı zamanlarda işte bir araya gelebiliyorlardı. Çünkü hepsi çalışıyorlar. Biri çalışırken öbürünün seti olmuyor. Evde oluyor. Öbürü çalışırken belki şehir dışında oluyor filan. Onun için çok bir araya gelemezdik. Ama sık sık mesela bize Zeki Ökten, Yaman Okay, Nerel Okay, bu grup, Serap Aksoy, Rutkay Aziz, başka kimler vardı o grupta? Atıf Yılmaz, Tarık Akan, Müjdar, onlar bizim evimize yemeğe gelirlerdi ve çok eğlenirdik. Ama dediğim gibi böyle sürekli can ciğer olunacak bir ortam olamazdı. Dediğim gibi biri şehir dışında, biri çalışıyor, öbürünün başka işleri var. Ama telefonla konuşulur, hal hatır sorulur. İşte mesela biz Yalçın Gülhan, Ahmet Gülhan, Şevket Altuğ, Perran Kutman, Şener Şen, Yavuz Turgul gibi bir ekibimiz de var. Onlar, Türkan Şoray, bir arada toplanırız. Ama Kemal'in arkadaşları daha çok ya eski çocukluk arkadaşlarından ya da sonradan edindiğimiz işte çocukların arkadaşlarının velilerinden ya da komşularımızdan olurdu. Çünkü dediğim gibi diğerlere her zaman o kadar vakit ayıramazdı. Ama şunu biliyorum ki herkesle dost ve arkadaş kalmayı çok iyi bildi Kemal. Böyle. Şimdi bir de bir şey geldi. Devamlı geliyor bu. İşte bilmem kim dedi ki Kemal'i ben çıkarttım, Kemal'i ben kurtardım. Kemal ne, esir miydi yani? Kemal nerede? Esir kampında mıydı? Ben kurtardım, ben çıkarttım. Bunlar yanlış söylemler. Şimdi bakın, birisi hakkında yaşarken bir şey söylenirse o zaman o doğrudur. Ama bu hayata veda ettikten sonra Kemal'e ben şunu yapmıştım. Kemal işte filmlerde oynamayı çok sevmezdi. Angarya görürdü. Ben ona aman ısrar ederdim. Birisi geliyor diyor ki bana gelen rolleri ben Kemal'e verdim. Kemal eğer benim önümü kesmese ben daha meşhur olurdum. Bir tanesi diyor ki işte Kemal gelmiş yok albayına kapıyı açmamış, öbürünü arabaya bindirmemiş. Nereden çıkıyor bu abuk subuk konuşmalar? Görüyorum ben yaşlı bir adamcağız. Yani çok eski. Geçen yeni kaybettik daha. Bana sorunca baktım YouTube'a. Orada söylüyor işte ben kurtardım da böyle yapardı da Kemal şuydu da Kemal'le biz her gece içerdik de. Kemal nerede içiyor? Kemal içki içmezdi ki. Ne demek Kemal'le her gece içerdik? Ne yapıyordu bu Kemal geceleri? Meyhaneye mi gidiyordu? Ben uyuduktan sonra herhalde yapıyordum. Yani bunları kale almayın. Bunları dinlemeyin. Ne zaman konuşmuş bu? Bakın. Kemal Sunal hayattayken mi konuşmuş? Hayır. Bu konuşmalar, Kemal'le anlatılan, ilgili anlatılan hikayelerin hepsi Kemal hayata veda ettikten sonra konuşmuşlar. Demek ki o zaman geçerliliği yoktur. Bir insan hakkında bir şey konuşacaksan karşıdakinin de bir cevap hakkı olması lazım. Şu anda Kemal'in cevap hakkı yok. Bir Yadigar Ejder tutturdular. Yani Yadigar Ejder filmlerde oynar. Kemal'in filmlerinde de oynadı. İyi de bir rol yapıyordu. Çok da sinema için geçerli de bir fiziği vardı. O kadar yani Kemal Yadigar Ejder'le arkadaş mıydı? Gezerler miydi? Tozarlar mıydı? Bunları nereden aklınıza geliyor sormak? Yok arabasına bindirmemiş de, yok oynamasın demiş de, küsmüşler de. Şu anda ne Yadigar Ejder hayatta ne Kemal hayatta. Onun için bu tip dedikodulara itibar etmeyin. Bunlar çirkin dedikodular. Güzel değil. Ne demek Kemal kimseyi arabasını almazmış da yok. Yani böyle bir saygısızlık yapmaz. Bir de çalıştığı bütün insanlarla son derece mesafeli, saygılı, bütün herkesle iyi geçinen bir adam Kemal yani. Kemal'i niye böyle karalamaya çalışıyorlar? Karalanmıyor da siz merak ediyorsunuz diye ben söyledim. Nasıl merak edecek bir şey de yok. Öyle şeyler okuduğunuz vakit bana sormayın. Kendi zihninizde çözün. Buna verilecek cevabım yok çünkü. Arkadaşlar böyle bir video arada bir olur. Sorularınızı ama düzgün sorularınızı sorarsanız bakın hepsini cevapladım. Atladığım varsa tekrar sorun. Kusura bakmayın. Böyle santim santim soruyor. Bir tanesini okuyacağım size. Çok enteresan geldi bana. Yani bunu da okuyayım da artık bir saati bulalım. Çok istiyordunuz. Al bakalım sana video diyeyim ben size, tamam mı?
Şimdi gel, yani geçen gün gelmiş. Dün hatta belki. Hoşuma gitti o. Diyor ki hayatımda iki kere zırıl zırıl böğre böğre. Hah bak bu Salya Sümük demiş. Birisi ağladığım günlerden birisi 3 Temmuz günüydü. İki kere ağladım diyor. İstisnasız 82 filmin hepsini kare kare ezbere bildiğim benim süper kahramanım. Gül annenin dediği gibi telifsiz geçen 90'larda her akşam filmini yayınladıkları ve kadrini kıymetini bilmeden Şaban filmi diye dalga geçtikleri zamanda bile ağzımı açıp hayran hayran izlediğim en büyük yetenek. İzlerken bir yandan da gündelik hayatımdaki konuşmalarımı onun film replikleriyle yapmaya çalışır, daha da eğlenir, daha da hayaller kurardım. Sonra yıllar geçtikçe hayranlığım da arttı ve nasılsa bir yolunu bulur, elini öper tanışırım, bir resim çekerim düşüncelerimi mahveden o 3 Temmuz günü. Siz merak etmeyin Gül anne, Kemal babamızın bu milletin kalbindeki ve Türk sinemasının yerini hiçbir çaba silemez, değiştiremez. Çirkinmiş siz, kurban olun bizim iki gözümüzün çiçeğine. Keşke imkan olsa sizin elinizi öpsem. Kemal babanın el sürdüğü eşyaları yakından görsem. İşte o zaman 40 yıldır süren çocukluk hayalim gerçekleşir. Ama olsun, biz çocuklarımızı da Kemal Sunal filmleriyle büyütmeye, onun hikayesini anlatmaya devam edeceğiz. Onun mütevazı, şımarmayan ve halkından kopmayan örnek yaşantısını her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın Gül anne. Ne güzel anlatmış değil mi? İnşallah biz de karşılaşırız. Şimdi arkadaşlar, bunlar güzel şeyler tabii. Yani Kemal Sunal'la büyüteceğim çocuklarımı. Ne kadar özel, ne kadar güzel bir duygu. Onun için ben şimdi bu insanların hatırına, sizlerin hatırına bu videoları çekiyorum. Kemal'in arşivini açıyorum. Bütün geçmişleri tekrar onu tanıyan, tanımayanlar için tekrar gündeme getiriyorum. Tamam mı? Tamam mı nereden çıktı biliyorsunuz değil mi? Kemal'in bana yazdığı her mektubun sonunda seni seviyorum tamam mı diyordu. Haftaya görüşelim tamam mı?